Sevgili izleyenler, bugünkü durağımız Seben. Şimdi karlı yollardan, virajlardan çıkarken bu mükemmel manzarayı gördük. Gerçekten devasa çam ağaçları beyaza bürünmüş. Bu manzarayı görmüşken size de izletmemek olmaz dedik. Sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz ilçemize. Vallahi biz de hoş bulduk ilçenize. Senin gözlerin ne güzel öyle. Boncuk Allah teyze benim. Mi? Evet, Boncuk teyze de diyorlar. Öyle diyorlar değil mi sana da bu? Diyorlar. Güzel. Maşallah, maşallah. Göre değişiyor. Bak güzel bakan güzel görünüyor. Senin o güzel gözlerinden kaynaklanıyor bu. Çok teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun böyle? Pazara. Pazara? Pazara. Peki böyle bu elbiselerin bir anlamı var mı? Yöresel. Yöresel. El dokuma, el örme, çoraplar el örme. Bizim burası yöresel kıyafetlerimiz. Peki bir şey soracağım. Şimdi Seben'deyiz. Seben gerçekten hani buranın Bolu'nun incisi diyorlar. Buranın, İncisi, evet. Değil mi? Peki doğru buranın diyorlar. Neyi meşhur? Buranın elması meşhur. Kirazı, cevizi. Yani sebzelerden lahanası. Seben'in lahanası çok meşhur. Buna benzer bulguru, tarhanası, kızılcık tarhanası, makarnası, kara helvası. Her şey meşhur. Her şey meşhur buranın. Iza bulgurumuz var. Vallahi, Iza bulgurumuz kabukludan çıkıyor. Boncuk teyzem de çok meşhur burada. Ne iş yapıyorsun? Ben belediye meclis üyesiyim. Ay maşallah. Emeklisin evet. Hem de belediye meclis üyesisin. Evet. Böyle belediye böyle de mi gidiyorsun? Yöresel kıyafetlerle mi? Gerektiği yerde gidiyorum ama tabii bazen de olmuyor. Ya insan özünde böyle olacak değil mi? Öyleyim yani. Neysek oyuz değil mi? Öyleyim, evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ama nazar değmesin vallahi çok güzelmiş gözlerin. Nazar değmesin. Nazarlardan ırak. Yani. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ olasın. Ederim. Oh bir tane ablam daha geldi. Merhabalar. Gelsin. Merhaba. Şöyle hoş gel geldiniz. Bu tarafa. Bırak hoş yorulma geldiniz. Bırak. Nereden geliyorsun? Ben pazardan geliyorum. Pazar yaptım. Gidiyorum evime. İsim ne senin? Kadriye. Kadriye teyzeciğim ne aldın pazardan? Gereken malzemeleri aldım, yemek yapacağız. Sen soğuktan gözlerin mi dolmuş? Evet evet soğuktan. Çok üşü. Vereyim mi eldivenleri? Yok çok sağ olun var eldivenim. Eldivenim var. Çok sağ olun. Var mı içeride buranın en meşhur şeyi ne? Ne aldın söyle bakayım bize. Ben şalgam aldım, havuç aldım, yufka aldım, bulgur aldım. Nerede bu pazar? Pazar nerede? Aşağıda nohut aldım işte. Gereken malzeme. Aşağıda nohut aldım işte. Gereken malzemeleri aldım. Daha ne olsun diyorsun? Evet. Mutfağı. O zaman gidip yemek yapacaksın herhalde şimdi. Evet. Seni evet. Mutfağa yollayalım. Sevgili izleyenler, Seben'in elması meşhurmuş. Hazır teyzelerim de pazardan geliyorken biz de bir pazara dalalım. Bakalım pazarda neler var. Sevgili izleyenler, Seben'de pazarda gezmeye başladık. Buranın şöyle bir özelliği var. Civarköy'deki bütün abilerimiz, ablalarımız tarlasında ne varsa buraya getiriyorlar ve burada pazarlıyorlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kendinizin lahana mı? Evet. Meşhur mudur Seben'in lahanası? Evet. Başka evet. Neyi meşhurdur Seben'in? Her şeysi. Ney her şeysi? Say bakayım her şeysi. Kalmadık ama. Sadece lahana getirmişsin her şeysi. Bak elma hepsinden var. Elma da güzel midir? Güzel. Zaten elma ben şunu öğrendim. Seben'in elması meşhurdur ha, asıl. Meşhur ha. Hangi şu elmalar senin mi? Değil şu komşunun. Komşu aynı yerden mi geldiniz? Hayır köylerimiz ayrı. Köyleriniz ayrı. Sizde lahana meşhur. Arka tarafta elma meşhur. Nasıl satabildin mi? Sattım Allah'a çok. Çıktı mı birazcık para? Yedi Allah bereket versin. Allah bereketini gör o zaman hayırlı işler. Ben satamazlar. Niye? Satamam. Bunun kelemleri iyi değil ufak. Ufak mı? Nerede büyüyor? Biz büyük kelem alırız büyük. bu güzel ama baksana taze tarladan gelmiş. Hayır bundan kelemleri iyi olmaz. Ya bırak abi şimdi piyasayı kırma. Niye kırıyor piyasayı?
Oo, seben de durduyucun onda, satın aldıyucun onda. Kendimi satacağız, bunlara sattırmayacağız. Niye sattırmayacağız, senin ya, köylün değil mi o? Benim köylüm o, dere boydan. Dere boy, ana, sevgili izleyenler, şu anda tartışmaya bak, senin lahanam benim lahanama döndü şimdi iş. Satsın ama herkes getirsin satsın. Ürünlerini satsın değil mi? Satsın tabii. Satsın. Hadi o zaman hayırlı işler diliyorum herkese. Hayırlı işler, kolay hadi. Gelsin. Merhabalar, hayırlı işler. Sağ olun, sağ olun. Ne satıyorsun burada? Ya peynir, yoğurt. Ya peynir, yoğurt, kızılcık. Kızılcık. Bu elma kimin? Kaçtı elmacı abla? Elmacı değil bu değil. Elmacı güzeli. Böyle gel, bak aldım elmanı bak. Gel, gel böyle gel. Gel. Nasıl gidiyor işler? İşte garaja fazla gitmiyor. Niye gitmiyor? Niye bileyim, soğukta mı? Neden herhalde? Soğukta mı? Bilmiyorum ki. Soğukta mı? Herhalde. Soğukta mı acaba? Niye böyle? Taranayı kim yaptı? Kendimiz yaparız biz. Yazın yaparız, şimdi satarız. Kaça onun kilosu? 15 lira. 15 lira. Gel vatandaş gel. Ha. Sebenin meşhur taranası kilosu 15 lira. Şu kıza satalım mı? Satalım. Sen gel bakayım kız buraya gel. Gel şuradan. Almaya hiç niyeti yok bak. Almaya niyeti yok değil mi onun? Ne yapacağız? Elma aldım ben de elmacı güzelinden. Ben de peynirimi veririm elin birine de. Bir bakayım tadına senin şu peynirin güzel mi değil mi diye. Valla çok güzelmiş. Kaça kilosu bunun? 15 lira. Her şey 15 lira mı sende? İşte yoğurt 7 lira. Evet. Tereyağı 30 lira. Evet. Makarna 10 lira. Ne ararsan bak. Ucuz yani. Almak için bahanemiz yok. Vallahi peynirin de çok güzelmiş. Sevgili izleyenler, eğer Seben'e gelirseniz hangi günler geliyorsun pazara? Çarşamba günü işte. Çarşamba böyle. Günü gelin. Ha. Ablamın bu mis gibi peynirinden de alın. Pişman olmayacaksınız. Ben gezmeye devam ediyorum. Hadi hayırlı işler sana. Kabakçı teyze, kolay gelsin. Oğlum. Adın ne senin? Tacir. Taciye. Hacer. Hacer. Evet. Özür dilerim ya. Hacer. Neymiş? Hacermiş. Hacermiş, tamam. Ne satıyorsun sen burada Hacer abla? Kabak satıyorum, elma sattım. Döngel satıyorum. Döngel, güzel midir döngelin? Güzel. Nasıl yeniyor o döngeller? Bayağı sapından tutar yersin. Yersin. Bıyıklarından tutarsın, sapından kopar yersin. Sen bir tut, ben bir tane alayım mı? Sen al. Al. Hadi. Göster bakayım nasıl yeniyor bu? Öyle yiyor muyuz? Hepsini birden değil, bıyıklarını yemeyecek. Bıyıkları yemiyor mu lan? Yok, 5 bıyık var. Öne yiyorsun, çekirdeklerini çıkarırsın. Çok güzelmiş bu. Tabii güzel. Dediler ki senin sesin güzelmiş. Benim? Evet. Kim dedi sana onu? Vallahi yanındaki tezgahtaki abla dedi ki sesi güzelmiş. Var mı güzel bildiğin bir şarkı? Yok, hiç işim yok. Vallahi vardır belki yok, ya. Yok. Genç kızken söylediğin bir şarkı yok mu senin be? He? Ağzını kapattı konuşmuyor sevgili izleyenler. O zaman hayırlı işler. Helal et bunu. Helal olsun, sağ ol. Abi. Çok teşekkürler. Hayırlı işler sana. Sağ ol. Sevgili izleyenler, vallahi ben bu organik pazarı çok sevdim. Teyzelerim de köylerden bulduğu ne varsa getirmişler, satıyorlar. Hayırlı işler. Sağ ol çocuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. İsim ne? Hangi kanaldan geliyorsunuz? 360'tan İstanbul'dan geliyoruz. Ne satıyorsun burada? İşte ineklerimden peynir, tarhana, yoğurt, tereyağı, fasulyeyi kuruttum, döngelim var işte öyle yedim. Hepsinden gidiyor? Gidiyor. Peki dönüyor mu çorba? Döner. Her çarşamba geliyor mu? Her hafta gelirim. Her hafta geliyor. Evet, her hafta. Allah ne verdiyse artık. Pazarın haşlığını çıkarıp gidiyor. Hangi köyden geliyorsun? Alpurt Köyü. Alpurt Köyü yakın mı buraya? 3 kilometre. 3 kilometre. Evet. Neyle gidip geliyorsun buraya? Arabamız var, arabayla. Parayı kazandık, araba da aldık diyorsun. Evet. Oh. Hayırlı işler olsun sana. Sağ ol. Hadi ben hemen yan tarafta şöyle rahat rahat oturan, peşin satan ablanın yanına geldim. Merhabalar. Merhaba çocuğum, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ne yaptın, ne aldın pazardan? Pazardan pırasa aldım, portakal aldım, ben pazara geldim. Evet. Bir şey satmıyor musun ben? Sen satmıyorsun, sen alıcısın belli zaten. Şu oturuşundan belli senin alıcı oldun. Ha, ben alıcıyım oğlum. Sen nerelisin bakalım bir. O zaman hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
Ablacığım hayırlı işler. Tamam. İsim? Sat Bağcıoğlu. Ablacığım üşüyor musun çok? Üşüyoruz tabii. Kazanacağız, para kazanacağız diye. Çok mu üşüyorsun? Üşüyoruz tabii, çalışıyoruz. Valla bu da yöresel mi üzerindeki? Öyle bir şey. Öyle bir şey. Ne satıyorsun sen? Yoğurt, yağ. Fasulye. Patates var. Patates var, kabak var. Salça var? Kabak. Kabak var, başka? Salça var. Salça var. Ha. Hepsini kendin mi yapıyorsun? Hepsini kendimiz yapıyoruz. Patatesler senin tarladan mı? Evet, kendi tarlamızda. Vallahi çok üşüyorsunuz herhalde. Ablalar arkada soba da yakmış. Ha, sobamız da var arkamızda. Ama dikkat et, üşüme bak. Her taraf kar burada. Ne yapacağız? Geliyoruz işte her hafta para yapacağız diye. Çıktı mı çorba? Çıktı. Allah daha iyi işler versin o zaman. Görüşürüz, kolay gelsin. Ablacığım hayırlı işler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Senin dişin gümüş mü bir tanesi ya? Hayır. Dediğimiş gümüş. Ne yaptın, çok mu para kazandın? İşte kazanıyoruz. Allah şükürler olsun. Ne satıyorsun, elma mı? Elma, ceviz, pekmez, siyah tuz. Ne ararsan var, kabak. Kabak, hepsi var. Sebe'nin elması mı meşhur? Evet. Vallahi bir bakayım şöyle bir tadına ben. Bir genç kurma olarak tadına bakayım sevgili izleyenler. Çok övdüler bu Sebe'nin elmasını çok övdüler. Bakalım tadına şöyle bir üstüme sileyim. İyi. Güzel midir? Güzel, çok güzel. Helal et, boğazımda kalmasın. Helal olsun. Kalmaz. Kalmaz değil mi? Hadi sana hayırlı işler. Sağ ben olun, geziyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi. Ablacığım hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Çok iyi. Ya baktım ben pazarı geziyorum, hiç bağırmıyorsun. Biz bağırmadan satarız. Bağırmadan satarız? Evet. Niye, biliyorlar mı seni? Bilbiller, tanırlar. Ne derler senin için burada? Şu ablama gideyim derler, güler yüzlü derler. Güler yüzlü mü? Hiç güler yüz görmedik abla ya. Ya gördük. Gördük mü? Ne satıyorsun burada, neler var burada? İşte var bak. En çok ne satılıyor burada? Mandalin, portakal. Mandalin, portakal. Evet. Bunlar? Şalgam, havuç. Hepsi gidiyor. Gide. İyi iş yaptın mı? Yaptım. Güzel. Güzel. Sıkıntı. Yemeği doğrulttun mu? Doğrulttum. Ne güzel. O zaman sana hayırlı işler. Kim bağırıyor burada, yok mu demiyor musun? Sen gel turba işte, gel. Gel şalgama gel. Portakalın alası burada demiyor musun? Demem, sakin satarım ben burada. Sakin satarım. Evet. Sessiz sakin gelir alır diyorsun. Aha. Sevgili izleyenler, demek ki Seben'de de böyleymiş. Sen malı buraya koyarsın, çırtkanlığa gerek yok. Gelir vatandaş buradan istediğini alır gider. Evet. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Ben gidiyorum o zaman. Güle güle. Hadi bay bay. Lokman buradan, lokman buldum. Bizim şehirde. Herkes karıştırıyor. Öyle değildi. Lokman bizim şehirde, lokman Bolu'da. Tamam mı? Hadi bakalım. Lokman bizim şehirde, bizim lokman. Bir, iki, üç. Lokman bizim şehirde, lokman Bolu'da. Sevgili izleyenler, pazarı gezdik dolaştık ama biraz üşüdük. Hemen yanı başında kahve var. Önce abilerle sıcak bir sohbet edelim. Ardından sıcak bir çay içelim. Değil mi abicim? Evet abicim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu şöyle çevir, burada marka var. Ceza yeriz ha. Ceza. Marka aman mı? Tamam, kapattım ben onu. Tamam. Kendi mozaiğimizi kendimiz yapıyoruz. Benim şeyim bozuldu. Yok, bozulmadı. Süper. Tamam. İsim? Hüseyin Kaygısız. Hüseyin abi yaş kaç? Yaş 70. Yaş 70, iş bitmemiş maşallah. Hayır. Ne yapıyorsun, çalışıyor musun hala? Çalışıyorum, köydeyim. Nerede, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık. Evet. Peki ne var, büyük baş, küçük baş? Büyük baş hayvanı var. Çok var mı büyük baş hayvanın? İdare edecek kadar beni. Ne kadar idare edecek?
Var mı 100 tane, 150 tane? Hayır efendim ya, o 150 tane çiftlikte yapamıyor onu ya. Ben nereden yapacağım? Kaç tane var? 7-8 kadar var. 7-8, Allah bereket versin. Süt veriyor mu? Veriyor. Güzel güzel. Tabii, tabii. Ben hemen şöyle yan tarafa doğru geçeyim şöyle. Merhabalar. Kime merhaba. Geçeyim? Daha olmadı ki bizim işimiz. He? Olmadı mı? Oldu. Konuşuyoruz ya. Olmamış daha işimiz. Abi bittiyse geçeyim bu tarafa. Yok, tamam, var mı müsaade? Hayır, eyvallah. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Yılmaz. Mehmet amcacığım yaş kaç? 72. 72. Evet. Abisiyim diyorsun yani. Büyüksün. Ben onun abisiyim. Abisisin. Peki sende ne var ne yok köyde? Bende bir şey yok. Birkaç tane büyükbaş var. Başka. Kaç tane büyükbaş? İki tane. İki tane. Ha. Başka? Başka bir şey. Emekli yok. Misin? Emekli. Sıkıntın yok. Pek yok Allah'a şükür. Daha ne güzel. Kim çay ismi alacak bize? Ismarlayayım ayıp ettim. Eyvallah. Ismarlıyorsan gidelim içeriye. Hemen girelim. Girelim nereye içeriden? O zaman bize 4 çay. Şöyle gel bu tarafa doğru gel gel. Gel önce bir çaylar şirketlerine de şu karizma kardeşime bakın ya. İsim ne senin? Furkan. Furkan maşallah saçlar böyle John Travolta gibi ha. Estağfurullah. Ne iş yapıyoruz burada, çaycılık mı? Öğrenciyim ben. Nerede okuyorsun? İşte ben çok programlı Anadolu Lisesi. Hem okuyorum hem de çalışıyorum diyorsun. Evet. Aferin sana ya. Vallahi ben de okulda hep böyle yaptım. Hem çalıştım hem okudum. Ondan sonra hayat devam ediyor değil mi? Aynen. Peki çıkıyor mu harçlık? Harçlık çıkıyor. Her zaman mı yapıyorsun yoksa? Yok. Ara sıra. Ara sıra. Çayın güzel mi bakacağız? İyi yapar mısın? Ben şeker koymuyorum. Sevgili izleyenler siz de şekeri kısın. Ne kadar az şeker o kadar sağlıklı bir çay. Bakacağız. Furkan kardeşimin çayı nasıl? Siz için için. Oh çay da sıcacık buharı üstünde. Valla Furkan'ın çayı da iyiymiş. Saçlar buzağı yalamış mı? Ne yapmış? Buzağı yalamış. Buzağı? Ama çok yakışıklı çocuk şimdi. Yakışıklı canı. Furkan yakışıklı çocuk. Yakışıklı. Sevgili izleyenler valla ayaküstü çayımı bitirdim. Şimdi iki fırtımı daha alacağım. Ondan sonra gezmeye devam edeceğim. O zaman sevgili izleyenler son yudumumuzu alıyoruz. Ardından nereye gidiyoruz? Kaya evlerine gidiyoruz. Sevgili izleyenler esnaf turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda bir berber abinin yanına geldik. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. İsmim Ahmet. Ahmet abi kaç yıldır berberlik yapıyorsun? 73'ten beri. Şimdi bir bu berberle kuaför arasındaki fark nedir abi? Bir söyler misin bana? Cehaletimi ver kusura bakma. Valla farkı biz sadece sarı sakal yaparız. Onlar her türlü yapıyorlar. Onlar şöyle yapıyor, artistik mi yapıyor? Evet şöyle yapıyor, artistik yapıyor. 25 yıldır bu işi yapıyorsun. Şimdi sevgili izleyenler siz de fark ettiyseniz az önce kahvede Furkan'la da konuştuk. Bu saç modeli... 35 sene oldu. 35 sene. Bu saç modeli bu sene moda mı? Herhalde moda. Herkes bunu mu yaptırıyor? Çoğunlukla öyle. Genelde istenen saç modeli hangisi abi? Kendine göre değişiyor herkes. Ama kimi, gençler, burada gençlerde hep bunu gördüm. Gençler çoğunlukla bunu istiyor. Benim tıraşım olmuş mu güzel? Güzel. Güzel mi? Güzel. Eyvallah benim de berber arkadaşım yapmış. Kardeşim seni tanıyalım merhaba. Merhaba. Adın? Yasin. Yasin okula gidiyor musun? Gidiyorum. Favori saç modelin bu mu? Evet. Çocuklar da yapıyor mu bunu çok? Çoğunlukla yapıyorlar. Yapıyorlar değil mi? Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Assubay. Assubay. O zaman subay tıraşına mı çevirsek abi saçı? Salsak mı? yok yapmayalım. Subay tıraşı sevgili izleyenler. Buralar daha kısa değil mi? Önler küçücük oluyor. Arkalarda zaten uygun subaya. Abi nasıl gidiyor işler burada? Yaşıyorsun ama. Şükür Allah'a iyi. Sebenin en çok neyi meşhur abi? Elması. Elması. Başka? Başka da bir meşhur yok. Başka da bir şey yok. O zaman sana hayırlı tıraşlar. Bana da hayırlı gezmeler. Görüşürüz abi. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Burak ben. Zeki Fırat ben de. Burak, Zeki Fırat hayırdır nereye yüklendiniz böyle? Biz işte bir macera olsun diye Aladağ'a doğru gitmeye çalışıyoruz. Aladağlar valla biz Aladağlardan buraya geldik. Söyleyeyim size yol kapalı. Kapalı mı yol? Yani inanılmaz büyük bir kar var orada.
Doğrudur abi. Biz zaten onu bildiğimiz için gidiyoruz zaten. O kara geldik diyorsun evet. Yani. Evet. Peki ne yapacaksınız orada? Yaylamız var orada. Yayla evinde birkaç gece konaklamayı düşünüyoruz işte. Sizi de misafir edin. Buyurun gidelim. Mangal ya. Yakalım beraber. Yakalım buyurun. Olmaz mı? Olur tabii canım. Yakalım. Olur değil mi? Olur. Kardeş misiniz siz? Kuzeniz. Kuzen. Peki ne iş yapıyoruz? Öğrenciyiz. Ne okuyorsun? Uzay mühendisliği. Ya orada bir karnın hastalık ulakan dükkün, karnını doyurun, çay ısmarladın, daha sonra nereye gideceksin? Ya senin yüreğine sağlık, çok teşekkürler. Biz yemiş kadar olduk senin bu güzel sohbetinle. Tamam, tamam. Çok teşekkür ettik. Sağ ol, ben de çok Allah razı olsun. Sizden de. Senin sorman yeterli. Yazın sevgili gel. Sevgili izleyenler, işte Anadolu bu. Yazın gel de bıyıkları bir yal yal. Ya de bir oğlak keseceğiz. Oğlak keseceğiz. Keseceğiz. Gezdirirsem keseceğim mi bana oğlak? Keseceğim, keseceğim. Tamam. İsim neydi? Afer Özılmaz. Ayfer abi, evet. Gelirim bulurum seni ya, burada. Bul, ben zaten yolumu bekliyorum. Ali abi, kartın varsa ver, bekler. Tamam, kartımı vereceğim sana. Geleceğim burada oğlak yiyeceğiz beraber. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Ya nasıl biliyor adamını? Asacağım. Kuzu yiyen adamı nasıl biliyor? Hadi görüşürüz, sağ olasın. Güle güle abi. Teşekkürler, bir el salla hadi. Hadi bakalım, bay bay. Lokman bizim şehirde Lokman köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, görmesek de, o köy bizim köyümüzdür. Sevgili izleyenler, hemen arkamda görmüş olduğunuz tepenin bir özelliği var. Orası Nevruz Tepesi. Her 21 Mart'ta orada devasa bir ateş yakılır ve eteklerindeki köylerde ise Nevruz kutlamaları yapılır. Türkiye'de hatta dünyada ilk Nevruz Tepesi olarak biliniyor. Ancak şu anda burada kar olduğu için biz çıkamıyoruz. O nedenle şarkımıza devam ediyoruz. Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Sevgili izleyenler, şu anda kaya evlerine geldik. Bu kaya evlerinin şöyle bir özelliği var. Milattan önce 1200. yıllarda Frikyalılar tarafından yapılmış. Niçin yapılmış? Tabii ki barınma ve savunma amacıyla. İşte görüyorsunuz o dağların uçlarında oyarak yapmışlar. Ve onlardan sonra ise Bizanslar ve Romalılara da ev sahipliği yapmış o kaya evleri. Peki nereden biliyoruz buraya? İçeriye girdiğimizde onların yaptığı haçları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ibadet amacıyla da kullanılmış. Osmanlı için de büyük bir önemi var. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordusu dağılınca Çelebi Mehmet de bu mağaralarda yıllarca saklandığı belirtiliyor. Yani bir anlamda Osmanlı'nın yeniden inşasında da buranın büyük bir önemi var. Hadi mağarayı gezelim. Sevgili izleyenler, yukarı çıktıkça soğuk artıyor. Ancak size bir uyarı göstereceğim.
Ziyaretçilerin dikkatine diyor. Kaya evlerinin basınç dayanımı oldukça düşük olan zemin içinde yapılmış olması ve çeşitli bölümlerinde çatlaklar olduğu için dikkatli olun. Gerekirse içeriye girmeyin diyor. Lokman dayanır mı? Dayanmaz tabii. Sevgili izleyenler, nihayet kayalıkların daha başlangıcına geldik kaya evlerinin. Bulunduğumuz bu bölge Deve Damı. Yani isminden de anlayacağınız gibi buraya gelenler develerini işte bu büyük odaya bırakırlarmış. Bundan sonrasını yürüyerek devam ediyorlarmış. Sevgili izleyenler, benim boyumda birisinin şöyle eğilmesi gerekiyor. Yani 1.83 boyumdayım ama görüyorsunuz şu anda çok alçak olduğu için biraz daha eğilerek konuşmam gerekiyor. Dediğim gibi burası hem barınma hem de saklanmak için yapılmış bir yer. Aşağıda demiştim burada Bizanslar ve Romalıların da izleri var diye. İşte bakın kocaman bir haç, hemen yanında küçük bir haç daha ve yine o döneme ait yazılar burada bulunuyor. Gerçekten çok görkemli bir yer. Buna benzer biz yine bazı mağaralara girmiştik. Küçük küçük odaları var. Mithat abi beni takip et böyle. Bakın böyle küçük odalar. Eğer belki kazılırsa mezar odaları da olabilir. Yani tahmini söylüyorum şu anda. Ve yine çok güzel suların akıtılması için yerlere harika oyuklar yapılmış. Burada büyük bir ihtimal burada suları akıtıyorlarmış. Yine böyle gezmeye devam edelim bu bölüme doğru. Burada da yine küçük bir oda daha bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Milattan önce 1200 yılda böyle inşa edilmiş ve gerçekten de o dönemin şartlarıyla buralar nasıl kazılmış, neyle oyulmuş şaşkınlık veriyor gerçekten. Hayal edemiyorsunuz böyle bir yeri yapmayı ama onlar burayı kazarak bu güzel 4 katlı mağarayı yapmışlar. Bakın 4 katlı diyorum. Şimdi size bir yer daha göstermek istiyorum. Şu demir merdivenleri görüyorsunuz bakın. Bu merdivenlerden Mithat abi şöyle gel içeriye doğru göster. Buraya doğru geldiğimizde daha bir kat daha var. Ama inanın o kadar çok yorulduk ki buraya gelmek için. Birazcık da bu beni ürküttü açıkçası. İnşaat demirinden yapılmış bir merdiven var. Çıkayım mı? Normal şartlarda çıkarım ama o kadar çok yoruldum ki. Yukarıda da pek fazla bir şey görünmüyor. Ama siz eğer Seben'e gelirseniz muhakkak bu kaya evlerini gezip görün. Pişman olmayacaksınız. Çok güzel bir de balık tesisi var. Ancak görüyorsunuz sarkıkları, havuz buz tutmuş. Altta balıklar soğuktan donmak üzere. Biz onları kurtaracağız. Nasıl mı kurtaracağız? Bakın gerçekten yerler de çok tehlikeli. Yavaş gitmek lazım. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Ben Sinan Çakır, belediyede işçiyim. Sinan abi, havuz donmuş. Dondu. Var mı içinde balık? Var. Alabilecek miyiz? Alırız inşallah. Nerede kepçe mepçe yok mu? Kepçeyle alalım. Bununla alıyorum. Ne bu abi? Bunun ismi Tırıvırı. İsmi de... Abi Tırıvırı diye isim mi olur ya? Ya biz burada Tırıvırı diyoruz. Yani bu işler Tırıvırı dedikleri bu mu? Evet aynen öyle. Sevgili izleyenler alın size Tırıvırı. Demek ki neymiş? Bazı işler gerçekten Tırıvırı olabiliyormuş değil mi abi? Evet. Peki ne yapıyoruz abi şimdi bu Tırıvırı'yla? Şimdi bu tırvarıyı havuza atacağız. Evet. İçeride balıkları tutacağız. Abi üşüyordur o balıklar ya. Buz tutmuş bakar mı? Sevgili izleyenler bakın göstereyim size. Saplandı çıkmıyor abi. Mithat abi yardım et.
Gerçekten çok zormuş. Gördünüz işte, bakın havuz nasıl buz tutmuş üstü. Hemen şu arka taraflara bakın. Ne kadar donmuş o sular. Şimdi abi ne yaptın? Önce bir yem mi attı? Önce yem attım. Bir gelsinler dedim, değil mi? Abi yemi attık da gelen giden yok. Balık az olduğu için öyle oldu. Yani çok olsaydı görünürdü. Sevgili izleyenler, Ramazan abi tırıvırıyı attı ama vallahi tırıvırı yakaladık. Nerede abi balık? Aç kalacağız. Şimdi tutacağız abi. Hadi hadi bir zahmet, hadi bakalım. Hah, vurdu şimdi. Şu anda balık vurdu, geliyor evet. Hadi abi, hadi bismillah, aç kalacağız sevgili izleyenler. Evet. Genç gurme aç kalacak. Allah, yakaladık vallahi, yakaladık. Alayım mı? Al abi. Ah. Sevgili izleyenler bakın, aman şurada. Şu anda elimde, artık biraz sonra midemizde olacak. Birkaç tane daha var mı abi? Yetmez bana ya. Var var. Birkaç tane daha çekelim değil mi? Evet. Tırıvırı da işe yarıyor mu sevgili izleyenler? Buyur abi, balımızı da yakaladığımıza göre rahat rahat kaya evlerine gidebiliriz. Evet abi. O zaman görüş. Sen birkaç tane daha yakala, tamam, tamam abi? Abi. Çok açız abi. Sen gülümse hayat seninle, her şey güzel olur bir güzel haberle. Yiğit Alıcı yine sokakta ve şimdi de Turkcell 4.5G hızıyla 100 MB'lık mobil oyun ne kadar sürede iner diye soruyor. Bakalım aldı. Sevgili izleyenler, Seben'de mükemmel bir gezi yaptık gerçekten. İnsanların yüreklerine dokunmaya çalıştık. Bu arada Seben'in de elmasının çok meşhur olduğunu öğrendik. Gezdik, dolaştık, biraz da acıktık. Ne yapacağız? Artık güzel bir yemek yapacağız. Önce ustam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. İsmim Ayhan. Burası Seben Belediyesi'nin işletmesi. Burada çalışıyorum. Ayhan usta, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 22 seneden beri bu işi yapıyorum. Peki burada ne yenir? Yani bu kayalıkları gelip kaya evlerini gördükten sonra insanlar ne yesinler burada? Çok acıktık yukarı çıkana kadar. Burada ızgara çeşitlerimizin hepsi var. İşte tavuk, balık, biftek, bonfile. Hepsi var. Tümün peki şimdi evde. Biz gelirken o buz gibi havuzun içinde tırıvırıyla balık çektik. Ha, bu arada bir sosyal mesaj verelim sevgili izleyenler. O tırıvırı aslında yasak. Özellikle derelerde ve denizlerde kullanılmamalı. Çünkü çekip kopardığınızda o ağlara daha sonra balıklar gelip yakalanıyor ve ölüyorlar. Lütfen bu yasak olan Türkiye'deki tırıvırıyı kullanmayın. Sadece havuzda, ustam oradan çıkarmak için aldı. Bunu belirtelim. Peki ustam, şimdi bize ne yapacaksın? Size kuzu kavurma yapacağız. Ne var? Üstüne ne giriyor ustam? Bir anlatır mısın tek tek? İçine ilk önce hiç yağ katmıyoruz kesinlikle. Sıvı yağ, yok. Sıvı yağ olayı, evet, yok. Hayvanın böbrek yağı, iç böbrek yağı. Başka? Başka işte soğan, yeşil biber, domates, az bir tereyağı. Bir de burada çok güzel bir etimiz var. Evet. Kuzu mu ustam bu? Bu kuzu eti. Mis 4 gibi saat, görünüyor. 5 saat önceden marine edilmiş yalnız. Mis gibi yağlı yağlı. Neyle marine ettin bunu ustam? Bunu zeytinyağı var. Evet. Bu yörenin kendi yaptığımız alış sirkesi var. Alış sirkesi. Oo, alış çok sirkesi. Güzel. Başka? Bir de kekik var. Kekik var. Evet. Ne yapalım usta? Bütün malzemeleri saydık. Ufak ufak yapalım mı? Tabii. Mis gibi etimizi koyuyoruz değil mi ustacığım? Evet, aynen. Kaç kilo var burada usta ya? 3 kilo. Oh. Vallahi bütün Seben'i doyururuz biz bu etle ya. Malzemeler daha sonra mı girecek? Evet. Kademe kademe malzemelerini ilave edelim. O zaman sen bunu ocağa at ustacığım. Ben bir gideyim içeriği kontrol edeyim, olur mu? Tabii. Hadi görüşürüz. Sevgili izleyenler, gerçekten mükemmel bir sofra kurmuşlar. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Gerçekten neler yok ki burada. Her şey harika görünüyor. Çok güzel bulgurumuz var, eriştemiz var.
pekmez helvamız var. Yine çok güzel bir böreğimiz var. Onu da şimdi ustam yemeği pişirince getirecek buraya. Onu da göstereceğim. Harika görünüyor. Bir de buranın çok güzel bir fındığı varmış. Onu da öğrendik. Ordu'nun bu küçük pikola fındığına benziyor ama değil. Onu da öğreneceğiz ustamdan. Ve ustam da geldi. Ustam hoş geldin. Allah beklettin biz usta hadi. Şimdi ustam lavaşları getirdi. Beni benden aldı. Niye sevgili izleyenler biliyor musunuz? Çünkü harika görünüyor. Oturun ustam siz de böyle. Bu arada şunun ismi neydi ustam ya? Bunun ismi cevizli çörek. Cevizli çörek. Evet. Şöyle ben bir tadına bakayım. Ustam bitti mi? Balıkları da pişirdik. Bu arada sağ olsun ustam sürpriz yapmış gerçekten. Havuzdan topladığımız, tutmaya çalıştığımız balıkları burada bize pişirdi. Ve ama ben ana kahramanımız, güvecimiz çok güzel görünüyor. Harika kuzu eti. Sevgili izleyenler, içinde ceviz var, acı var, hafif yağ var, evet. Bir de baharat var. Ya değişik bir şey olmuş, çörek olmuş gerçekten. Ustam neyin tadına bakayım? Şaşırdım şu an kendimden geçtim. Buyurun hepsine de bakın. Lokum, lokum, lokum. Sevgili izleyenler sloganımızı biliyoruz. Sizin için tadıyorum. Ben bir de şu bulgurun tadına bakacağım sevgili izleyenler. Buranın meşhurmuş bu arada bulguru değil mi ustam? Evet, ıza bulguru. Ne bulguru? Iza. Oh oh oh, çok güzelmiş ya bulgur, harika vallahi. Şimdi kuzu orada, bir de kuzu pirzolamız var. Yağlı yağlı. Sevgili izleyenler sizin için bakıyorum. Usta duvarda bir saz var. O kimin sazı? Saz benim. Çalabiliyor musun? Biraz. Usta o zaman bize bir saz çaldı. Artık yavaş yavaş programın sonuna geldik. Ne çalacağım? Sevgili izleyenler neredeyiz? Köroğlu'nun memleketindeyiz değil mi? O güzel bir parça da çalalım o zaman. İyisindir değil mi usta? Güzel. Çıkar artık eldivenleri. Ustam ses yok mu? Kim söyleyecek şarkıyı bize? Oh! Sevgili izleyenler, ustam çala dursun söylemiyormuş. Ben de şu pişirdiğimiz balığın, tuttuğumuz balığın tadına bakayım gerçekten. Oh! Gerçekten harika olmuş. Mükemmel bir lezzet. Alabalık sevgili izleyenler. Eğer güzel bir zamanda gelirseniz hemen mağaranın dibinde, o kaya evlerin dibinde dere var. O dereden de toplayıp mis gibi kendiniz de kızartıp pişirebilirsiniz. Ama ben uğraşmayacağım derseniz tesise girip ustam size harika yemekler yapabilecek. Gerçekten harika olmuş. Sevgili izleyenler artık programın sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın. Bye.